Evet, tekrar karşınızdayız. Büyük Tuğra gündem kaldığı yerden devam ediyor. Ben sözü Sayın Koç'tan almıştım. Koç'tan da devam ediyorum çünkü o yönde de sözünü niye kestiniz diye bir de bir eleştiri vardı. Anayasaya odaklanan bir ifadeniz olmuştu son cümleniz. Evet, şey Onu alayım. Sayın Başkan'a Kürt sorunu geçelim çünkü. bağlamında yani bu pakete çözüm yürütülen çözüm sürecinin bu pakete endekslenmesi tamamıyla Kürt sorunun bütün boyutlarına yönelik taleplerin bu pakete karşılanmasını beklemek bence dediğim gibi yani Kürt sorunu haksızlıktır. Kürt sorunun büyüklüğüne haksızlıktır. Paket Kürt sorununu bağlayan haklar noktasında eksiktir, zayıftır ve oldukça yetersizdir. Bunu isterseniz şimdi konuşmaya başlayalım. Şöyle ki PKK'nın çözüm süreciyle ilişkili olarak talepleri vardı. Birincisi yerel yönetimler, ikincisi ana dil, üçüncüsü Öcalan'ın özgürlüğü ve diğer taleplere beraber KCK tutukluların serbest kalması. Bunlara yönelik sadece ana dilde eğitimin önü kısmen açılıyor. Bu bir psikolojik bariyeri yıkıyor. Ama biraz daha başkanım ifade etti. Bu ana dilde eğitim terkibiyle ifade edilmiyor. Diller yani diğer farklı dil ve lehçelerde eğitim önü açılıyor. Bunlar yetersiz. Yani bu çağda bu kadar özgürlük ve hakkın talep edildiği bir çağda sen bir dilin kendi coğrafyasında, kendi yerelinde ve büyük bir oranda o dili konuşan insanların yaşadığı bölgede, illerde bu dille eğitim olanı tanımadığı müddetçe bunu oradaki insanların kabul etmesini bekleyemezsiniz. Ana dilde eğitim, başta devlet kurumları olmak üzere bütün alanlarda serbest bırakılmaz. Sadece ana dilde eğitim de değil. Aslında Sayın Yani Koç aynen bu soruda kamuda da sözü Türkçenin Sayın kullanılmasından bahsetmek Demirbaş'a gerekiyor. bırakacağım. Şunu söyleyeyim. Ana dilde eğitim süreç içerisinde dikkat edersek çok merhale kat etti. Niye? İlk etapta kurslar açıldı. Ve bilahare seçmeli ders oldu. Bugün ise özel Ama burada okullarla ilgili. Tabii bir Burada aşamaya şunu getirdiysen söyleyeyim. geldi. Her halükarda Türkiye resmi noktasında ana dili kullanılacaktır resmi kurumlarda ve tüm kurumlarda da eğitiminden de hepsini alacaktır. Eğer bugün Anadolu Ajansı kendi bünyesinde Kürtçe yayın yapıyorsa bu Türkiye'nin çok farklı bir mecrada değişimini de gösteriyor. Onu demek istiyorum. Yani evet paket yeterli mi? Hayır, yeterli değil. Ama özgürlükleri belli oranda ilerletiyor. Belki bu taleplerimiz 2015'te, 2016'da, 2014'te biz bunları konuştuğumuzda diyeceğiz ki ya dün böyle oldu, bugün böyle oldu. Evet. Bunu görerek bence Ama biraz odaklanırsak. siyaset kurumu olarak zaten eksiklik de orada yatıyor. Evet. Aşama aşama yani Kürtler inkar ediliyordu. Şu anda Kürtlerin ama inkarı şunu da görmek lazım. Ben teorik bakıyorum planda. ki siyaset kurumları, siyasette de özellikle muhalefette de şu kültür vardır. Zaten bu kültürü yıkamadığımızdan dolayı bugün AK Parti eğer 3 dönemdir iktidardaysa bu kültürün olmayışından kaynaklıdır. Yapılan her hamle, atılan her adım çözüme yönelik veya insani noktada, insan hakları noktasında evet eksik olabilir ama atılan her adımı direktmen otomatik bir yapı içerisinde reddediliyor. Yani ben yoksam veya benim fikrim almamışsa ben reddediyorum. Ya iyi diye iyi, kötülüğe kötü demek bana sorarsanız siyasette artık bir kültür olarak yeşermesi lazım. Yok inkar politikası, yok kabul etmiyor. Şimdi neden bugün Kılıçdaroğlu 11 maddelik bir öneri sundu? Niye bunu da önce sormadı ki? Şuradan bu yani şimdi bunu görmek de lazım. Parantezi ekleyerek bence o mesele üzerinden biraz devam edelim. Yani şurada hükümetin ana dilde eğitimi özel okullarda imkan sağlaması, onun önünü açması olumludur, desteklenmelidir. Fakat sizin de bahsettiğiniz varsayım tam onda oluşmuş. Evet işte altyapı yetersiz, beni ilgilendirmiyor. Altyapı yetersiz, şu buyu falan. O bürokrasi ilgilendiren yahut da bunun altyapısını oluşturması gereken her kimse onu ilgilendiren bir husus. Hükümetten şunu beklerdik. Biz tedricen, kademeli olarak zaman içinde peyderpey her neyse ana dilde eğitimi devlet kurumlarında da, devlet okullarında da karşılayacağız. Bu talep bugüne kadar ya da bu söylem hükümet tarafından geliştirilmedi. Zaten eksik olan o. Ne olacağını bilmiyoruz. Ve Kürt sorununun iki boyutu olduğunu bugüne kadar hep ifade ediyoruz. Bir kültürel boyutu, bir kimlik boyutu. Kimlik boyutunu temsil eden siyasi taleplerdi. Kültürel boyutun da merkezinde, kalbinde ana dil yatmaktadır. Sen kamuda, hele yıllarca insanın konuştuğu bir dille ilgili
kamuda ve okullarda ve hayatın bütün alanlarında bu din önündeki yasakları kaldırmadığı müddetçe ya da kaldırmayı vaat etmediği müddetçe, böyle bir söylem ve siyaset geliştirmediği müddetçe yetersiz bulunacaktır. Evet. Biz bu noktada buna bu yetersizliği atıfta bulunarak bununla ilgili taleplerin gündemleştirmeye devam edeceğiz. Bu talepler karşılanmadığı müddetçe Kürt sorunun bir boyutu, kültürel haklar boyutundaki önemli meselesinin de çözüldüğünden bahsedemeyiz. Sadece kısmi bir takım iyileştirmeler yapıldığından bahsedebiliriz. Çünkü Kürtlerin uğradığı haksızlığın cesametine, vahametine baktığımız zaman o kadar büyük ve o kadar tarihsel bir geçmişe yaslanmakta ki bu bir seçmeli dersle ya da işte özel okullarda bunun önünün açılmasıyla iktifa edilmesini beklemek, hele bir de çözüm süreci konuşulurken, ben yeterli olduğunu düşünmüyorum. Buna bu şerhi ve bu kalbi düşünmek gerektiğini düşünüyorum. Ben Sayın Demirbaş'a sözü vermek istiyorum. Sayın Başkan, maddeler içerisinde de çok yoğun bir şekilde ifade edilen nefret, ayrımcılık. Bu ciddi manada sorundu. Yani özellikle Kürtler noktasında, bizler noktasında ifade ediliyordu. Mesela bir Diyarbakır sporunda sahaya çıktığında inanılmaz derecede tezahüratlara maruz kalıyordu. Irkçı bir söylemle. Yani bu elbette sadece dil, renk, inanç noktasında da aynı şey oluyor. Bu. Şimdi ben öncelikle bir şey ifade etmek istiyorum. Biz burada niye CHP, MHP'yi tartışmıyoruz? Çünkü onlardan bir beklentimiz yok. Ayrıca CHP geçmişte veya onun düşünceleri geçmişte denendi, bir umut yarattı ama umudun fos olduğu ortaya çıktı. Ama gel gelelim ki AKP'nin çıkışı bir iddiaydı. Ben mağdurum, ben mazlumum, ben mağdur ve mazlum olduğum için özgürlükleri ve demokrasiyi kendim için istediğim gibi benim gibi mazlum ve mağdur olan herkes için yapacağım iddiasıyla evet. Çıktı. Şimdi bu iddia ile bugün bu hükümetin yaptığı arasında dağlar kadar fark var. Bunu özellikle altını çizmek istiyorum. Şimdi toplumda değişim iki türlü olur. Ya toplumun kendi öz dinamikleri mücadele eder ve bir şeyleri kazandırır. Mevcut iktidarlar bunu kabul eder veya bastırır. Bir değişim böyle olur. Ya da mevcut hükümetler toplumun beklentilerini görür ve kendi felsefesini de işin içine koyarak toplumu belirli bir yere taşır. Şimdi ben bu pakette bunu görmüyorum. Şimdi ben hemen sizin sorunuza geleceğim. Mesela bir Sur Belediye Başkanı olarak ilk defa nefretle ilgili suçların cezalandırılmasına yönelik bir karar aldık. Şunu dedik, sözleşmemize koyduk. Dinsel, cinsel ve etnik anlamda ırkçı ve nefret söylemlerinde bulunan işçiyi işten atacağız. Bugün hükümetin bu paketinde olması bu anlamıyla bizi sevindiriyor. Çünkü toplumda ayrımcılık ve nefret suçları kimi olursa olsun kabul edilmemesi gerekiyor. Bu hem insani, hem ahlaki, hem vicdani, hem de dini anlamda olması gerekendir. Bu belki de en pozitif yanlardan biridir. Ama bu da mevcut durumla alakalıdır. Bu biraz belki toplumu belirli bir düzeye götürüyor ama istenen düzeyde yine değildir. Ben bir başka yere, ana dilde eğitimle ilgili geleceğim. Elbette ki bugün ana dille ilgili bir takım çalışmaların olması pozitiftir. Ben bunu yadsımıyorum. İnkardan bu noktaya gelmesi bir aşamadır. Bunu hani söylememek bilime aykırıdır. Şimdi siz diyelim ki adını utangaç bir şekilde koysanız da bunu kabul etmeniz, zımmi anlamda kabul etmeniz bir öncekine göre aşamadır. Ama istenilen midir? Hayır. Şimdi siz İslam dininde şöyle bir şey vardır. Kendisine istediğinizi bir başkasına istemek. Şimdi ben bir Gürcü veya bir Türk, bir Çerkez'in kendisi için istediğini diğer halklara niye istemediği konusunda korkmasını, çekinmesini anlayamıyorum. Şimdi ben hem bu kimliği, bu iddiada bulunacağım hem de gerçekleştirmeyeceğim. Şimdi o zaman
çelişkidir bu. Ama sevgili başkanım, şimdi diyebilirsiniz ki toplum buna hazır değil. Geçmişi de göz önüne almak lazım. Bakın yani ben başta koydum. Tekçi bir zihniyetten Ömer Bey, sizi bunun bir aşama olduğunu söyledim. Noktasına getiren bir yapı vardı ve bu yapı yavaş yavaş kırılıyor. Yani ben onu orayı teslim ettim ama bakın dikkat ederseniz dedim ki bir öncekine göre aşamadır. Bunu inkar etmek akla, bilime, vicdana, ahlaka aykırıdır. Şimdi siz şöyle düşünün. Kürt diye bir şey yoktur mantığından, Kürtçe diye bir mantıktan buraya geldiniz. Gerçi Sayın Bülent Arınç Kürt dili medeniyet dili değil, Kürtçe işte matematik dilini bilmem, onları bir yana bırakıyorum. Ben onları hani siyaseten söylenmiş bir söz olarak da değerlendiriyorum. Sonradan da ben böyle bir söylem ifade etmediğimi diyelim ki ben hani pozitif yönünden söylüyorum. Ama ben şunu da söylemek zorundayım. Şimdi sen bir Türk için ne istiyorsan bir Kürt, bir Ermeni, bir Süryani için de aynısını istemeli ve yapmalısın. Benim söylemek istediğim bu. Şimdi şöyle düşünün. Ben belediye başkanıyım, adaletli olacağım iddiasındayım. Ama sayın başkanım geldi belediyeye, ben eğitim bilsem başkanıdır diye onu içeri almadım. Şimdi bana sormanız gerekir. Sen nasıl adaletlisin diye demeniz lazım. Ama bu yasada bunu işte ortaya... Şimdi bakın, siz bir Türkiye, bütün ana dilde eğitim hakkının tanındığını kabul etmişsiniz. Adalet getireceğim diyorsunuz. Ama bir Kürt'e diyorsun hadi git işte kendine bir tane özel okulda paranı ver, kendine dilini öğren. Ya dünyanın hangi yerinde bir insan kendi ana dilini parayla öğrenir? Ya şimdi bir Türk'e bunu reva görmüyorsun. Niye bir Kürt'e reva görüyorsun? Benim adaletle onlar arasında çelişkiyi burada ifade ediyorum. Yoksa hani bu hükümet işte daha önceki inkar edenlere karşısında bir utangaç da olsa bu farklılığı kabul etmesini bir aşama olarak görüyorum. Tekrar ifade ediyorum. Yani utanarak mı diyorsunuz bu değişik? Yani halen farklı diller diyor. Evet. Ana dil demiyor. Bakın. O nedenle veya yaşayan diller diyor. Bir başka şey söyleyeyim. Ama sadece yani şunu da görmek lazım. Bu başka pakette bir beklenti daha vardı. Kürtler veya Türkler yoktur. Diğer diller de vardı. Yani. Tabii ki. Kabul etmek ben ana dil diyorum. Evet. Onun için ana dil diyorum. Şimdi bu pakette bir beklenti daha vardı, gerçekleşmedi. Kamusal alanda farklı dillerin kullanılması, yani bizim belediye olarak 2007 yılında yaptığımız kamusal alanda çok dilliliğin esas alınmasıydı. Bu pakette bekleniyordu ama gerçekleşmedi ve gündemleşti aslında. Basın yayın organlarında da söylendi ama ne oldu? Sevgili başkan, çok şey konuşuldu. Ama çok bir şey daha tartışıldı yani kamuoyunda. Bu paketin kendisi demokratik bir tarzda hazırlanmadı. Sadece AK Parti'nin içinde değerlendirildi. Evet, şunu söyleyebilirler. Biz akil adamların veya daha önce farklı kesimlerle yaptığımız kesimlerle toplantılar sonucunda bir sonuç çıkardık denilebilir. Ama bu taslağın bir şekliyle hani bu kadar kamuoyuna gündemine sokulmadan önce o kesimlerle de bir paylaşılması gerekirdi. Bu paylaşılması bu tür tartışmaların mesela Alevilerle ilgili eksikliklerin belki yaşanmadan önce tamamlanmasını sağlayacaktı. Şimdi ben bütün bunlara rağmen yine pozitif bakıyorum. Umarım hükümet bu eleştiri, bu önerileri, bu düşünceleri görür ve beklentileri görür. Yasallaşma sürecinde bütün bunlardan yeniden bir tartışma zemini olarak değerlendirip bir pozitif sonuç çıkararak yasallaşmasını daha iyi yapar. Örneğin yani Alevilerle olan eksikliği görüp biz Alevilerle ilgili yapacağız demesi iyi bir şeydir. Ama bunu ana dilde eğitim, kamusal alanda olması veya inanç özgürlüğü önünde engel olmaz. Şimdi Fener Rum Patrikhanesi'nin Heybeliada'daki Ruhban Okulu'nu açma girişimi var. Niye açmıyoruz? Ya 2000 tane Rum kalmış. Onlardan mı korkacağız? Niye korkuyoruz ki ya? İslam dini asr-ı saadette bu tür hakları zaten kabul etmiş. İslam dininin kendisi bunu kabul ediyor. Şimdi bütün iktidarlar kendi iktidarlarını koruyabilmek için bir başkasından korkarlar.
Şimdi bence bu, bu mantıkla hareket doğru, etmiyor. Doğru. Ama yavaş yavaş Türkiye korkularının üzerinden atıyor. Korkularından da kurtulmaya çalışıyor. Çünkü geçmişte bırakılan izlerin korkuları halen Türkiye'de devam ediyor. İfadesinde de o 45 dakikalık konuşmasının içerisinde de başbakan vurguluyordu sürekli. Halen 27 Mayıs'ın bölgesi halen üzerinde. Bunun halen yetkisini yerellere devretmekten korkuyor. Şimdi böyle olamaz. Başkan yani şimdi... Şimdi yerel yönetimlere niye yetkilerini devretmiyor? Ama önümüzdeki korkuyor. Seçimlerde yerel yönetimler inanılmaz derecede de güçleniyor yani. Tam güçleniyor. Tersine bakın güç bir yandan güçlenirken aslında bir yandan merkezileştiriyor. Şimdi bakın dünyada... Yani yerel yönetim mevcut 2014'ten itibaren hayata geçirilecek olan yerel yönetimler... Onun negatif boyutları var. Öyle düşünmeyin. Yani çok pozitif yönleri değil, negatif boyutları var. Örneğin siz belde yönetimlerini kapatıyorsunuz. Evet. Peki oysa seçilmiş bir iradeyi yok etmek demokrasi aykırı bir şeydir. Dünyada giderek yerindeleşme mantığı gelişiyor. En küçük birimlerde dahi seçilmiş iradelerin ortaya çıkmasını sağlarken siz seçilmiş iradeyi ortadan kaldırın. Bakın ilk gelen meclis... Her şeyde olumsuz o noktaya odaklanarak ifade ediyorsun. Ben olumsuz demiyorum. Evet. Bakın ben pozitif yönleri olduğunu biliyorum. Ama negatif ama boyutlarını... Şimdi biz şunu söylemek zorundayız. Zaten olumluluk bizimdir. Bizim amacımız toplumu daha ileriye, daha doğruya götürecek olumsuzlukları söyleyip pozitif anlamda eleştiridir. Böyle değerlendirilmeli. Yoksa kabaretçi söylemiyorum ben. Yani bence biraz olumlu. Sayın Memiş Başkan'a söyledim. Başkan farklı etkenleri de ortaya koydu. En büyük sıkıntı toplum içerisinde özellikle çok Türkiye'nin iç huzurunu istemeyen güçlerin zaman zaman körüklemek istediği kimlikler üzerinde, inançlar üzerinde ırkçı söylemleri geliştirerek hizip bir ortam yaratmaya yönelik mücadeleler vardı. Bunun önü kesiliyor. Ağır ceza noktasına giriyor. Siz nasıl görüyorsunuz? Tabii şimdi başkanımın dediklerine kısmen katılıyorum. Ama ben bardağın dolu kısmından bakmak istiyorum. Şimdi biz paketin olumlu ve bu 17 maddenin tamamen 76 milyonu ilgilendiren kısmıyla ilgilenmezsek o zaman tamamen eksiklikler üzerine 20 milyonunu çıkar. Yok değil. Bunların üzerinde gitmezsek o zaman gerçekten pakete de haksızlık yapmış oluruz. Bakın yıllarca askeri vesayetin altında 20 milyon kaldı. İçinde var orada. Onu şimdi gelip ona söyleyeceğim. 20 milyon da Alevi var. Onlar için ne var? O zaman Türkiye'de Türk kalmadı. Bilmiyorum o benim sorunum değil yani. Yani sizin dediğinize göre öyle oluyor. Evet. Hayır ben de söyleyeyim 76 şimdi, milyon dediniz. Şimdi 20 milyon Alevi için orada ne var? Gelirim şimdi onunla ilgili de gelip söyleyeceğim yani şimdi bununla ilgili. Şimdi bu konuyla ilgili 40 askeri, milyon gitti. Askeri vesayetten kurtulan bir irade şimdi de bürokrasi vesayetinden azade ediliyor. Bakın bu önemli bir husustur. Çünkü bürokrasiden de çekiyoruz. Şimdi bakın dediğiniz gibi nefret suçlarına ağır ceza geliyor. Dil, din, ırk ayrımlarını yıllarca bu ülkede yaşamadık mı? Dilimizden dolayı yargılanmadık mı? İnancımızdan dolayı yargılanmadık mı? Bunların kaldırılıp yasa sınıfsal önce... bir kimlik içerisine sokulmadık mı? Peki o zaman yoldaki... Kürt dili bir medeniyet dili değildir demesi nefret değil yani, mi? O da bir nefrettir elbette ki ama elbette bundan sonra söyleyemeyecek. Söyleyemeyecek. Bunu MHP'li genel başkan da söylerse, bunu BDP'li genel başkan biz da söylerse, MHP'li genel başkandan bir şey beklemiyoruz. Yine aynısı nefret, nefrettir yani nefretin dili, dini, ırkı ama olmaz. Sevgili Başkan siz onu söylerseniz o da sizden biz sizden BDP'den bir şey beklemiyoruz dediğimiz zaman zıt bir kutuplaşma olur yani. Söyleyeyim. MHP'nin demokratikleştirme diye bir iddiası yok. Evet. Şimdi, yani ama şunu söyleyeyim zaman içerisinde BDP'de, CHP'de, MHP'de ve AK Parti'de yavaş yavaş demokrasiye gelecekler yani her halükarda. Çünkü toplum İnşallah. Onu istiyor, ona odaklanmış.
Ve onun için de mücadele ediyor. Talepler de o noktada gelen maillerde, Twitter'larda onu gösteriyor zaten. Yaşam tarzına müdahaleyi engelleyici kurullar oluşturuluyor. Bakın güvence altına alınıyor bu. Yine ayrımcılıkla mücadele ve eşitlik kurulu kuruluyor. Bunlar gerçekten önemli. Yıllarca biz hem dilimizden hem dinimizden dolayı, rengimizden, inancımızdan yargılanmadık mı? Bundan dolayı ayrımcılığa maruz kalmadık mı? Kaldık. Şimdi bunları ne yapıyor? Güvence altına alınıyor. Yine belirli suçlarla ilgili kişinin dili, ırkı, rengi, cinsiyetiyle ilgili sürekli işte siyasi düşüncesi, biraz evvel dediğiniz gibi Alevi, dini, mezhebi, ne olursa olsun bunların hepsi güvence altına alınıyor. Siyasi partilere üye olmakla ilgili önündeki engeller kaldırıyor. Biraz evvel beldelerle ilgili siyasi partilerin ilçelerde kurulmayla ilgili 20 özellikle 20. madde değiştiriliyor. Mevcut zorunluluk vardı. O ortadan kalkıyor yani. Kurulma kaldırılıyor. İlçede evet. Sadece teşkilatlanma var. Hazine yardımı zaten BDP, yerel yönetimler yasasında bakın, beldeler ama kalkıyor. Ama şunu söyleyelim. Hazine yardımı %7'den %3'e geliyor. İniyor. Şimdi BDP alacak yani. Şimdi yine bunun yanında yaşam tarzına saygı TCK'da güvence altına alınıyor. Klavyelerde özgürlükle evet. ilgili W ve Q ve X harfleri yani toplam tabii yine alfabemiz 32 alfabeye çıkacak. Evet. Alfabede olacak. Bizim Kürt alfabemiz ya Ahmet Ekani'nin kitaplarına baktığımızda Latin alfabesi değil ki. Bu da bir tartışma konusudur. Bizimki daha çok işte Arap yani, alfabesi şeklindeydi. O zaman biz niye bunları kullanıyoruz? Niye onları kullanmıyoruz? Hadi evet. biz de onu o zaman sorgulayalım. Kardeşim bu Latin alfabesi benim alfabem değil. Ben bunu kabul etmiyorum. O alfabeyi niye biz Kürtler onu kullanmıyoruz? Güney Kürdistan'dakiler kullanıyor. Biz niye kullanmıyoruz? Rojava'dakiler kullanıyor. Biz de kullanalım. Yani şimdi onların bulundukları ülke sınırlarıyla bizim bulunduğumuz ülke sınırları. Hayır Kürtler niye kullanmıyor? Yani Güney Kürdistan'da Kürtlerin bölgesidir onun için şimdi özel okullarda şunu söyleyeyim. Özel okullarda farklı bir dil, farklı dil ve lehçelerin kullanılmasıyla ilgili. Bakın süreç nasıldı. Önce özel dershanelerde verilmeye başlandı. Kurslarda. Sonra TRT 6 açıldı. Sonra üniversitelerde Kürt dili ve edebiyatı. Daha sonra seçmeli ders ve şimdi özel okullarda bunun önü açıldı. Ana dilde eğitim önünde. Yeterli midir? Elbette ki yeterli değildir. Ama süreç noktasında önemlidir. Bakın bu part, eksikliklerle ilgili söyleyeyim. Kamuda başörtü serbestliği. Yıllarca bu insanların çektiği en büyük ızdırap inançlı insanların biz inançlı erkekler değil de bayanlar. Bayanlar arasında eşitsizlikler oldu. Eşitliğe aykırı adımlar oldu. Kimse kalkıp işte bayanlar arasında ayrımcılık yapıyor demedi. Bunların kaldırılması ama askerin, polisin, hakimin, savcının bir kızımız kalkıp da avukatlık yaparken bu konuda başörtüyle gidip hakim, savcı, polis, işte asker olamıyorsa mesela bu bir eksikliktir. Ben buraya gelmeden biliyorsunuz bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı vardı. Ve resepsiyon vardı. İlkler yaşandı Türkiye açısından. Başbakan, bir ülkenin başbakanı resepsiyon düzenliyor, resepsiyona eşine katılamıyor. Bir ülkenin cumhurbaşkanı katılamıyordu. Resepsiyon düzenliyor. Hanımı başörtüsünden dolayı katlanıyor. Ama bugün Türkiye'de devrim değişti. Evet. Sevgili başkan, evet, tabular yıkılıyor bana sorarsanız. Çünkü hatırlayın, Kürt kelimesini, Kürdüm, Kürtçe bir alfabetik kelime dahi kullandığınızda yargılanıyordunuz. Ben 1997'de ben görevde hatırlıyorum. Beni atan bu iktidardı yani. Şeyh Said ile ilgili bir makale yazdım. O makalede Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili işbirliği içerisinde olan yerel milislerin adını işbirlikçiler kullandım diye ben yargılandım ya. Yani böyle bir evreden geliyoruz. Dünün inkarları vardı. Kürtçe kelimesini kullanan kişi ceza alıyordu. Burada
işte parasal cezaya uygulanıyordu. Seçmenin Kürtçe istediğimiz böyle için yargılandık biz geldik. Bizi. Yani ben şunu söylemek istiyorum. Özgürlükler birden olmaz. Hiçbir şeyde sihirli bir değnek her şeyi dört dörtlük çözmez. Çünkü zaman ve süreç lazım. Eğer Türkiye'deki demokrasi, evet yavaş yavaş bir anlat sorarsın. 1960'tan 1950'den itibaren Türkiye'de bir demokratikleşme başladı deniliyorsa da bana sorarsan Türkiye yeni yeni demokrasinin özünü yaşamaya başladı. Kendi özüne döndü. Ben cem evet. evleriyle ilgili bir şey söyleyeyim. Şimdi cem evlerine bir statü verilebilirdi. Ama cem evlerinin ibadethane olarak açılması ben doğru bulmuyorum. Bununla ilgili ne yapılabilirdi? Mesela elektrik, su ve benzeri diğer giderleri karşılanarak cem evlerinin de resmi bir statüye kavuşturulması adıma atılabilirdi. Yine bakın pakette... Ama sanırım o yürütülen Alevilerle ilgili yürütülen projede olacağını yer alacak çünkü öyle görünüyor. Yine 28 hatta, Şubat süreciyle ilgili de bak. Bununla ilgili de Müzabeyoğlu'nun durumu var. Ya, 28 Şubat sürecindeki durumlarla ilgili iade itibarın verilmesi bu paketteki bir eksiklik aslında şu da bir şu önemliydi. Özellikle siyasi düşüncesinden dolayı yargılananların serbest bırakılması veya kısmı bir afın getirilmesi gerekiyordu. Bu paketteki bence en büyük eksiklik budur. Yoksa genel olarak baktığımızda paket tamamen %99 oranında maddeler olumludur. Elbette evet. ki kısmen eksiklikler de olacak ama inşallah bunlar da zamanla giderilecektir. Söz Sayın Koç'taydı. Evet. evet. Şey, şunun da altına çizmek gerekiyor diye düşünüyorum. Yani 11 yıldır AK Parti iktidarıyla yönetiliyoruz. Ve 11 yıldır bahsettiğimiz bu değişiklikleri de AK Parti iktidarı gerçekleştiriyor. Kabul edelim yahut da etmeyelim. Hangi siyasi zaviyeden bakarsak bakalım. AK Parti iktidarı çıtayı yükseltiyor. Ve yükseldikçe talepler de bu oranda büyüyor. Türkiye'de farklı kesimler, inanç kesimleri olsun yahut etnik kesimler olsun, azınlıklar olsun. Bugün Süryanisiyle, Alevisiyle, Kürdüyle yahut da işte bir Rumuyla başka inanç kesimine AK Parti'den bu özgürlükleri gerçekleştirebilecek kapasiteyi gördüğü için talepte bulunuyor. Bu AK Parti için olumlu bir imaj. AK Parti bunu ne kadar karşılayabilirse o oranda imajını tazeleyecektir. Ne kadar karşılayabilirse oranda toplumsal destek görecektir. Ama şunu da göz önünde tutmak gerekiyor. AK Parti neticede bir siyasi partidir ve her siyasi parti gibi oy kaygısıyla hareket eder. Paket içindeki eksiklikleri de bu işte hem Türkiye toplumunun kutuplaşmış sosyal yapısına bakarak çünkü burada andığımız mesela mükemmel bir adım. Ben bu paket içinde beklemiyordum. Kaldırılsın diye yıllardır eylem yapıyoruz. Bütün sivil toplum örgütü eylem yapıyor ama ne diyorlar? Ulusalcısıyla, MHP'lisiyle kalkacağız. Velilerle beraber okul bahçesinde biz and okuyacağız diyorlar. Bugün dediğim gibi yani başörtüsünün önündeki engeller kaldığı için bizim daha evvel kaldırılsın diye 5 madde şeklinde sıraladığımız milli güvenlik dersleri andığımız ana dilde eğitim önündeki engeller sınırsız kaldırılsın başörtüsü. O maddeler aynen bugün Sözcü Gazetesi'nin manşetinde bunlar Türkiye'yi geriye götüren tırnak içinde onların ifadesiyle maddeler olarak zikrediliyor. Yani dönüşüm birilerini rahatsız ediyor. Dönüşüm bazı talepleri karşılamıyor olabilir ama pakete bütün olarak baktığımız zaman paketi eleştirdiğimiz hususlar olmakla beraber madde madde değerlendirdiğimiz zaman geçmişle mukayesesi yapılarak olumluluk herkes zaten buradaki konuşmacılar da olumlu yönlerine değiniyor ama taleplerin düzeyiyle ilişkili bir şey. Kürt sorunundan muzdarip olanlar ana dilde eğitim niye yazılıp çizilmiyor yahut da niye ifade edilmiyor yeteri kadar yahut da işte bu kadar akil adamlar komisyonları toplandı, raporlar oluşturdu ve raporların bugün yayınlandı özetti 7 bölge raporu. Raporların büyük bir oranda bu paket içinde karşılanmadığı ifade edilerek eleştiriliyor. Evet. Ama biz şunu görüyoruz. Burada altına çizilmesi gereken nokta yine AK Parti'den bekleniyor. Sanırım o raporla ilgili de mahalli seçimlerden sonra ona odaklı bir çalışmanın şimdi evet onun o yönü de var. Şimdi yani seçime gidildiği bir atmosferde yani bence de tabii seçime onu söylemeye çalışıyorum. Yani netice hükümet olan parti bugün 7 ay sonraki 6 ay sonraki seçimlere hazırlanacak. Ve doğru yanlış demiyorum. Bu her siyasi partinin manevrasıdır. Talebini toplumsal çalışma yaşamadan suhulet içinde seçimlere kadar taşımak istiyor. Bugün KCK'nin eleştirisi de bu yönde. Hükümet seçimlere kadar oyalama taktiği gidiyor. Şimdi müzakere süreciyle beraber değerlendirdiğimiz zaman PKK'nın taleplerini de göz önünde bulundurduğumuz zaman hükümetin
çözüm sürecini nasıl götürdüğü de net değil. Bundan sonra işte KCK'li tutukların durumu önemli bir eşiği temsil ediyor. Ne olacak? Sadece KCK'li tutuklar değil, biraz evvel Yunus Bey ifade etti. Özellikle 28 Şubat hukuksuzluğunun yargılandığı bugünlerde 28 Şubat'ın yargı kararlarının kaldırılması yoğun biçimde gündemdeyken buna yönelik bir adım atılmaması, Türkiye'de siyasi düşüncesinden dolayı, siyasi fikrinden dolayı ya da siyaset yapış tarzından dolayı içeride bulunan tutuklular var. Evet. Ve bu KCK'li, bunların çoğu da KCK'lidir. Sadece KCK'liler de başka kesimden de inancından dolayı tutuklar var. Bu da beklentiler içindeydi. Genel siyasi af olmalı. Tabii. Genel siyasi af en azından ilk aşamada bunların tutuksuz yargılaması. Zaten bunun için değişikliğe de gerek yok. KCK'lilerin bugün bu pakette maddeye de gerek yok. Mevcut yasalar, kanunlar, yönetmelikler hakimlere, yargıçlara bu yetkiyi vermiş durumda. Bazı yerlerde serbest bırakılıyorlar KCK'liler, bazı yerde aynı şey suçtan dolayı yargılanıyor, aynı siyaset tarzından dolayı yargılanıyorlar. Bu pakete gerek de yoktu. Yani hakimlerin inisiyatifine bırakılmış yani bir paket çıkmış zamanında. Yargı da tam teşekküllü, evet, bir işleyiş içerisinde bağımsızlığına kavuşmuş. Yani o bürokratik oligarşi yargıda alakasından korunuyor. Yani Türkiye'de taşlar yavaş yavaş yerine oturuyor. Evet. Peki köy isimlerinin değişikliğinde ne diyorsunuz? Yani malum bölgemizde köy ilçelerin isimleri belli bir dönem içerisinde değiştirildi. Evet. Şimdi yeniden o isimlere dönme noktasında. Şimdi sevgili başkan, siz diyelim ki Yeni Evler Köyü veya işte Akhüseyin, bunlara yazı yazdığınızda eski dili kullanıyorsunuz. Bu bir gelişme değil mi? İkili bir yazışmamız olmayacak mı? Şimdi ben şöyle söyleyeyim. Biliyorsunuz belediyeler bununla ilgili girişimlerini 5-6 yıl önce yaptılar. Hatta bu konuda biliyorsunuz kovuşturmaları falan, evet, uğradı. Eğer bir gelişme olarak sayılacaksa bir kere toplumun pratiği bir gelişmedir. Bu hükümetin de yaptığı bu gelişmeyi gören bir noktadır. Yani sadece gelişmenin onaylanması olarak değerlendiriyorum ben. Tabii ki eski isimlerin verilmesi çok önemli. Ama burada bir şeyi önemsiyorum. Köy, keşke bununla birlikte köye dönüşlerin teşvik edilmesiyle ilgili bir takım yasal düzenlemeler daha yapılsaydı. Sevgili başkanım, onunla ilgili yasal düzenlemeler var. Hayır, daha henüz net değil. Yani. Şimdi şöyle düşünün. Koruculuk yasası varken köye göre dönüş olmaz. Şimdi birçok köyden göç eden insanlar fiili olarak dönemiyor. Şimdi yasayı çıkartmanız yetmiyor. Bir de o yasayla birlikte tamamlayıcı yasaların çıkması gerekiyor. Şimdi köyde korucu toprağına el koymuş. Evet. Nasıl dönecek? Bir kere köy yasasının değişmesi lazım. Yani kamu yönetimi reformu yasa tasarısıyla birlikte bütün bunların değişmesi gerekiyor. Belki veya ne diyorlar, bu ormanla ilgili kararların mutlaka değişmesi gerekiyor. Çünkü birçok köyde köylünün arazisi B2'ye dönüştürmüş, orman arazisine dönüştürmüş. Bu da bir yasal engeldir. Bu önemli bir noktadır. Yani düşünün, siz yıllardır ekip biçilen yeri orman diye gösteriyorsunuz. Köyde korucu var. Şimdi düşün, Midyat'ta bir sürü insan dönmek istiyor. Diyarbakır'da Bahçeci Köyü var. Ezidilerin köyü. Şimdi köye dönmek istiyorlar, dönemiyorlar. Çünkü köyün toprağı işte Cemil Paşalar'a zamanında verilmiş, peşkeş çekilmiş. Şimdi köy, orada kalanlarla Ezidiler şu anda davalı, 40 yıldır bitmiyor. Şimdi arazi davalarının sıkıntısı var. Şimdi bunun üstüne üstlük bu yeni toplulaştırma yasasıyla birlikte yeni ciddi sıkıntılar başladı. Şimdi köylerde insanların birçoğu birbirini öldürüyor. Şimdi dolayısıyla sizin köyün yerleşim alanları, o arazilerle ilgili bu da demokratikleşmeyle ilgili. Sorun o tamamen bölgede yıllardır var olan. Doğru dediğiniz gibi bölgede birçok köy boşaltıldığı zaman içerisinde onlar tekrar dönerken karşılığında evet o arazilerin işgal edilmiş noktasında var. Bu tartışılır ama ben biraz da isimler üzerinde odaklanmak istiyorum. Şimdi yani, şöyle söyleyeyim. Köylerimizin yeniden o eski isimlerine dönmesi. Mutlaka pozitiftir. Da, bakın başta söyledim. Ama bu pakette bunu tamamlayan bir yasanın çıkması gerekiyordu. Bir öneri. Bunun da olması köy lazım. Köy koruculuk sisteminin kaldırılması gerekiyor. Talepler noktasında. Şöyle oluyor başkanım. Mesela
Andımız kaldırılıyor. Andımız kaldırıldığı anda yani bu hukuki olarak işlemeye başlanan bu defa şöyle bir talep beraberinde doğuyor. Dağlar ve azdan Türkçü vurgular kaldırılsın. Ne mutlu Türk'üm diyene. Köylerin kendi asli isimleri rücu ediliyor. Evet, bu yapıldığı anda şöyle bir talep doğuyor beraberinde. Talep talebi doğuyor. Köy isimleri verilsin beraber o köyde o isimle beraber yaşayan çocukluğundan beri orada mukim olan fakat işte Kürt sorunundan dolayı devletin baskısından dolayı göç etmek zorunda bırakılanlar geri dönsün ve bu teşvik edilsin. Yani bu taleplerin ardışık olarak gelmesi zaten normalleşmenin bir ürünü. Ben de o anlamıyorum. Bu konuda haklısınız. Yani şimdi siz hani birbirini tamamlayan şeyleri getirmezseniz bazen ayakları havada kalıyor. Veya siz bir değişim gerçekleştiriyorsunuz. Bu değişimin çevresel etkilerini hesaplamadan o değişimi yaratırsanız uygulamaya geçmesi çok zor. Şimdi siz bir yere fabrika yapıyorsunuz. Ama bu fabrikanın çevresel etkilerini gören ve bunun tedbirlerini alan bir noktadan bak atık var. Şimdi bu atığın çevreye zarar vermemesi için bir mekanizma kurmanız gerekiyor. O zaman çevre atık kanunu oluşturmanız gerekiyor gibi. Yani ben bu anlamıyla söylüyorum. Yoksa bir gelişmedir elbette ki. Evet. Ama bu paketle beraber de bir tartışma süreci doğuracak. Paketin sadece seçim barajıyla ilgili kısmı öneridir. Orada bir somut hedef ortaya konmuş konuşuyorsun demiyor. Paket üzerinde sadece tartışılma paketin o noktada zaten. Paketin ben şunu bekliyorum. Ama bu doğrusu. Başka alternatiflere paket, açık olmalıydı. Tabii paket alternatifli olmalıydı ya da toplumun şeyine sunulmalıydı. Ama bazı hukuksuzluklar da açıkça ortadan kaldı. Başörtüsü meselesiyle ilgili geri dönüp konuşmanın bir anlamı yok. Bu büyük bir hukuksuzluktu. Eksiği var. Eksiği gündemleştirilir. Bugün parlamentoya başörtülü vekillerin girmesinden tutun da işte hukuk mezunu olan bir avukatın daha dün biz savcı olacak. Ben doktor olamıyorum, savcı olamıyorum. Evet. Ve bu mantık ayrımcılığın ta kendisi aslında tabii bu. Tabii ki. O zaman ayrımcılıkla ilgili evet. Yasayı çıkartmanın bir anlamı kalmıyor. Ben de onu söylemek istiyorum. Tam da ayrımcılıkla ilgili yasa burada devreye girecek. Hayır, giremez çünkü yasa var. Hayır ama kaldırılacak. Şimdi siz bir yandan yasayla savcı olamaz, hakim olamaz kaydı getiriyorsunuz. Yasanızın kendisi ayrımcılık. Ama zaman öte yandan ayrımcılığı giderek kan çıkarıyor. Bunu belirtiyor ama bunu tartışılacak. Bu tartışmanın önü açılacak. Bence bu büyük bir çelişkidir. Bu çelişki. Bence o yasa çıkmalı orada. Şu da önemli mesela biz. Şimdi başörtülü olan polis olamayacak. Binlerce biraz evvel Ecanur Özel örneğini verdik. Bilinen meşhur örnek olduğu için söylüyorum. Binlerce çocuk bugün başörtüsünden dolayı okula gitmiyor. Çocuklara İmam Hatip okullarına gitme alternatifi üretmiş. Tek alternatifli. Bu özgürlüklerin daraltılmasıdır. Biz gerek kamuda olsun, gerek özel hayatta, kamusal hayatta eğitimin tümünde başörtüsüne sınırsız özgürlüğün sağlanması gerektiğine inanıyoruz. Bu sağlanmadığı müddetçe eksik kalacaktır. Ama daha düne kadar üniversitelerde yasaktı. Kamuda yasaktı. De facto belediyelerinizde serbest olabilir. İşte ben kendi idari anlamda yönetici olduğum yerde kendi inisiyatifimle risk alarak serbest yardımcı olmaya çalışıyordum. De facto'ydu. Şu anda bu hukuki bir nitelik kazanmış olacak. Bunun üzerinden tartışmaya başlıyoruz. Biz daha dün üniversitelerde başörtüsü özgür olsun diye eylem yaparken, el ele eylemleri yapılırken, yüzlerce insan idamla yargılanırken, yüz binlerce üniversite öğrencisi okullardan atılmışken, bugün geriye dönük milletvekili başörtüsünden tabii Merve Kabakçı'nın dönem var yani. Mecliste bugün, o ayrımcı bugün dedik işte nefes uçları aslında. Bugün başbakanımız eşiyle beraber, bugün cumhurbaşkanımız eşiyle beraber Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çatısına girebiliyor. Resepsiyona katılabiliyor. Protokolde karşılanabiliyor. Gelen misafirlerini konuk edebiliyor cumhurbaşkanı. 413 milletvekilinin iradesi yani, ket vuruldu. Yani biz nereden bugüne geldik? Bazı yani, şeyler önemli. Bakın yine okullarda Türkiye'de sizin ifade ettiğiniz gibi 411 milletvekilinin oyu çıktı. Hürriyet gazetesi manşet attı. Kaos el kalktı. 411 el kaosa kalktı diye. Evet. Şimdi bu ifadeler kullandı. Az önce ifade ettiniz. Dediniz ki işte farklı sol kesimin gazeteyi veya Türkiye'nin mevcut hükümete yönelik muhalif, ağır muhalif dediğimiz gazetelerin manşetlerine baktığımızda da ciddi manada pakete yönelik eleştiriler var. Ama hayır, tuhaf ki, var. Tuhaf ki yani, dünya ülkeleri İran dahil olmak üzere yürütülen bu paketi demokrasi anlamında devrim olarak nitelendiriyor. Aslında biraz yasakları biz kendimiz oluşturuyoruz. Bakın Diyarbakır'da
okullardaki idarecilerin çoğu Kürt kökenli. Biz kendimiz, kendi kafamızdaki bu yasakları halen 28 Şubat'ta 1980'deki o darbeler bize dayatıldığı için okula gelen bir başörtülü çocuğa bile sen niye bu başörtüyü takıyorsun? Baban mı zorla taktırdı? Niye bu şekilde geliyorsun? İkna odalarına halen çekiyoruz. Dolayısıyla biz devleti bir tarafa bırakıp bu yöneticilerin önce hepsini kendi, AKP atıyor ama. Ama değil işte, öyle değil. AKP atamıyor. KPSS'yle atanıyorlar. Sınav sistemi var. Kısa bir soru alalım isterseniz. Sevgili izleyiciler, Büyük Tumur'la gündem kısa bir reklam arasından sonra son turda, tabi bu turda çözüm sürecine ilgili temeller nedir? Pakete şunlar eklenseydi ne olabilirdi? Bunu konuşacağız ve söylediğimizi noktalayacağız. Kısa bir reklam arasından sonra tekrar karşınızda olacağız.